Evet, mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Bir hafta arayla, bir telefinalle bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyenler, ligde yani artık nesine ikinci lig, kırmızı grupta dördüncü hafta geride kaldı. Elazspor'umuzun mücadele ettiği bu grupta Elazspor'un beklediğimiz karşılaşması Van deplasmanıydı ve Elazspor bu deplasmandan çok net bir skorla 2-0 galibiyetle ayrıldı ve haftayı 3 puanla geçti. Bu maçın sonucu merak ediliyordu. Bugün özellikle bu karşılaşmayı konuşacağız. Grupta diğer bir profesyonel takımımız ise 23 Elazığ Futbol Kulübü haftayı deplasmanda o da geçirdi. Karşıyaka ile karşılaştı. Maalesef bu karşılaşmayı 2-0 kaybetti. Tabii ki Karşıyaka'ya biliyorsunuz haberlerimizi izleyenler takip etmişlerdir. İzmir'e otobüsle, karayoluyla gitti. Yolda da bir kaza yaşadılar. Otobüs bir yangın tehlikesi geçirdi. Çok şükür ki onlara da kısa şeyden atlattılar. Yani kimseye herhangi bir şey olmadı. Biz buradan 23 Elazığ Futbol Kulübü'ne geçmiş olsun diyoruz. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Evet, her zaman olduğu gibi stüdyomuzda sevgili Ender Çınar hocam var. Ender hocayla özellikle Elazspor Van maçını konuşacağız. Akabinde programın son bölümünde ise 23 Elazığ Futbol Kulübü'ne de değineceğiz. Evet hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güzel bir hafta geçirdik Elazspor adına. Hakikaten 3 puan almayan takımla, yani şöyle diyelim, grubun zayıf dediğimiz ekibiyle oynadıktan sonra en flash takım transferleri yapan takımla karşılaştık. Hem de deplasmanda bir endişemiz vardı. Ama tabii ki geçen haftaki programımızda da söyledik. Takımımıza güveniyoruz. Hata yapmayan, sahada iyi olan kazanır diye, ki Elazspor'da hakikaten sahada iyiydi, iyi mücadele etti. Ve hak ettiği 3 puanla döndü. Bir maçı değerlendirsen hocam neler söyleyeceksin? Tabii öncelikle Elazığ halkına, tekrardan bizi izleyen arkadaşlarımıza iyi akşamlar diliyorum Elazığ halkına. Maça baktığımız zaman da sonuçta biz geçen haftalarda da demiştik. Yani o playoff veya şampiyonluğu oynayan 6-7 tane takım var. Ve şampiyonluğu 6-7 takım arasındaki oynanan maçlar belirleyecek dedik. Gerçekten Van maçı öyle bir maçtı. Yani 3 puan değil, bana göre 6 puanlık bir maçtı. Evet. Öncelikle tabii ki futbolcu arkadaşlarımızın o oynadığı futboldan dolayı veya dersine çok iyi çalışan bir Elazspor teknik heyete teşekkür ediyorum. Futbolcu arkadaşlarımızı kutluyorum. Yine yönetim kurulunu tebrik ediyoruz. Ya da Elazspor'umuzun A'dan Z'ye kadar olan tüm kulüp personeli de dahil hepsini gerçekten kutluyoruz. Muhteşem bir galibiyet oldu. Bu maça gelince de baktığımız zaman Elazspor adına da ilkler yaşandı. O ilkler neydi? Elazspor şu 2024-2025 futbol sezonunda bu yıl baktığımız zaman ilk kez duran toptan gol oldu. Evet. Baktığımız zaman ilk kez Yusuf Mert ilk kez 11 oynadı, golünü attı. Yine ilk kez bizim defalarca söylediğimiz Kerim Fıray merkezden ziyade dışta oynaması gerektiğini dile getirmiştik. İlk kez dışta başladı Kerim Fıray. Ondan sonra yine ilk kez bir Umut sonradan oyuna girdi. Veya namağlup bir Van Spor vardı, ilk kez mağlup oldu. Yani baktığımız zaman genel çerçeve içerisinde gerçekten birçok ilkler oldu maç içerisinde. Elazspor'umuz da bir de oyunsal bazda, oyunsal formda da taktiksel anlamda bir değişikliğe gitmişti. Yani Elazspor özellikle o 3 maç içerisinde 3. bölgede baskı yapan, sürekli rakibe baskı yapan, sürekli topu kendinde tutup o şekilde 3. bölgede çoğalıp sonuçlandırmaya gidiyordu genelde. Ama bu maç öyle yapmadı. Sonuçta bilinçli, iyi bir şekilde 2. bölgede
savunmayı ikinci bölgede kurarak kaptığı toplarla çok seri bir şekilde, hızlı bir şekilde hücuma giderek pozisyon buldu. Bunun yanı sıra merkezdeki orta saha oyuncuları Orhan'la da mükemmel o baskı kademe dediğimiz uygulamayı çok iyi bir şekilde, o savunma prensibini çok iyi bir şekilde uyguladı. Yine o bloklar arası mesafeyi gerçekten çok daraltmışlardı. Kaymaları çok iyi bir şekilde yaptılar. Yani dersine gerçekten Bülent Hoca ve teknik ekibi dersine çok iyi çalışmış. Vanspor'u çok iyi bir şekilde analiz etmiş ve bunun karşılığında da haklı bir galibiyet aldı. Şuna benzetiyorum, yani Türkiye'nin derbisi bir Fenerbahçe Galatasaray oynadı. Bu da Doğu'nun derbisiydi. Biraz futbol olarak da Galatasaray'a benzetebiliriz Elazığspor'u. Daha sakindi, soğukkanlıydı. Ne yapabileceğini bilen bir takım görüntüsü olduğu için de bir Galatasaray'a da benzetme yapabiliriz. Yani baktığımız zaman Elazığspor gerçekten hak etmiş bir galibiyet aldı. Evet. Hocam şuradan başlayalım. Sevgili Mustafa az önce maçı ekrana getirdi. Bir taraftar şeyi geldi. Oradaki İl Spor Güvenlik Kurulu. Evet. Taraftar yasağı aldı. Deplasman takımının taraftar yasağı kararı aldı. Ve taraftarlarımız gidemedi. Aslında işte geçen yıldan biliyorsunuz Batman'da yaşanan olaylar, evet, olaylar vardı. Var. Oradan da bir şey çıkarıyoruz. İçeride oynadığımız Batman maçında yaşananlar oldu. Stadımız şey gördü. Bir yandan da sanki iyi oldu gibi, yani şöyle iyi oldu. Taraftarımız gitse belki daha sıkıntılı yaşayabilirdik. Sahaya evet, konsantre, stresli çıkabilirdik. Biraz da rahat, hani taraftar olmayınca, tarafta şey olmayınca biraz daha rahat mıydık? Ya, ne diyelim, ya da orayı tam şey yapamıyorum. Rahat derken çok iyi bir şekilde motive olmuşlardı. Evet. Futbolcu arkadaşlarımızın özgüveni yani çok yerindeydi. Evet. Şey olmadı. Dikkat dağılabilirdi. O nedenle. Seyirci bakımından tabii ki, yani o avantaja da hani belki dönülebilirdi ama nahoş olaylar daha fazla olurdu. Yani olduğu yani, zaman evet, daha çok fazla olurdu. Şimdi burada da çok temiz bir maç oldu. Çok temiz bir maç oldu. Bir iki tane kendini bilmez seyirci. O da baktığım zaman tribünde çok genç çocuklar. Evet. Sanırım Hasan'a evet, bir şey etti. Hasan kardeşimize de buradan geçmiş olsun diliyoruz. Orada bir problem oldu. Ama onun dışında o 2-3 kişinin yaptığı, seyircinin yaptığı o taşkınlığı kesinlikle Van halkına şey yapmamak gerekiyor. Yani burada Van olsun, Batman olsun, sonuçta herkes, yani bizim özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesiyle sonuçta biz de sonuçta Doğu Anadolu'da bir iliz. Yani biraz daha o birlikteliği biraz daha sağlamamız gerekiyor. Tabii ki o farklı boyutlara gitmemesi gerekiyor. Sonuçta bir ili farklı şeylerle lanse etmek, o da hoş değil. Evet. Yani siyasi olarak da. Ama burada tabii ki güzel bir maç oldu veya ben Elazığspor'un galip geldiği sosyal medyaya da evet, baktığımız zaman Vanspor taraftarlarının birçoğu Elazığspor'u da tebrik etmiş. Orada da maçın çıkışında da alkışladılar. Yani, alkışladılar öyle, yani öyle, dediğim gibi öyle olması gerekiyor. Bizim yani taraftarlar açısından da bakınca işte biz de takımımızı yalnız bırakmayalım o ortamda, biz de olalım düşünceleri vardı haklı olarak, onu evet, düşünüyorlardı ama Van Televizyonu, Van TV bu maçı da canlı yayınladı. Hepimiz şeyi hem maçı izledik, evet, hem de orada yaşananlara şahit olduk. Şu anda sevgili Mustafa ekrana da getirdi. Maçın canlı yayınlanması da bizim için iyi oldu değil mi? İzledik. Tabii yaptık, izledik ama izlediğim zaman kafasında bir şey kalmadı. Kalmadı ama Van TV ile Elazığ'daki o ulusalda çıkan bizim medyamız arasında gerçekten çok büyük bir fark var. Yani biz çok gelişmişiz. Van TV çok net vermedi ve daha önceki işte iki tane bizim kanalımız da, daha önce bizim işte üçüncü ligdeki maçlarımız da örneğin canlı yayınlıyordunuz. Hiçbir pürüz çok yoktu. Burada bazı pürüz aksaklıklar oldu yani. Evet, o da olabilir. O da olabilir tabii. Tabii her televizyonun gücü bir değil. Mesela işte bizim hakikaten sağ olsun televizyonumuzun sahipleri, genel yayın yönetmenimiz bu konuda çok aynı, stüdyomuz yani evet, ulusal harika yani anlamda, bayağı çok iyi o anlamda. Biz bu konuda Doğu'da en iyi televizyonlardan bir tanesiyiz. Kesinlikle. Belki de en iyisiyiz. En iyi, aynı. Evet hocam, şimdi maça gelelim. Evet. Ve bir ilk de geçen hafta transfer ettiğimiz Vanlı oyuncunun
gol atma, ilk tabii, golü atması evet, Maksut. Orada sunucu arkadaş da söylüyor. Yani Maksut'un ve hatta Berşan Davanlı'ymış, ben bilmiyordum mesela. Berşan Davanlı aynı. Evet, o da iki Vanlı da top sahadaydı Elazığ Spor adına. Güzel, temiz bir karşılaşma oldu. Oldu aynı. Yalnız tribünlere baktım, biraz daha aslında kalabalık olabilirdi. Kesinlikle. Yani biz de çünkü bakalar, kaları iç saha maçlarıydı evet, ilk bu maç sezon. Cezalı olduğu için ilk evet. Maç Derince maçını seyircisiz oynadılar. Oynadılar. İyi de transferler yapmışlardı. Kesinlikle. Çok, yani o Van'ın bir kadrosuna geldiğimiz zaman evet, tabii hocam bazı değişiklikler istersen, de yaptı. Yani baktığımız zaman Van Spor'un kadrosundan başlayalım. Onu evet. Bir alalım. Evet, şu anda şimdi Van Spor'un geçmiş 3 maça baktığımız zaman bizim de örneğin aynı hemen hemen kadro var ama biraz hoca farklı bir kadroyla çıkmış. Şöyle mesela Burak Kavlak vardı. Bizim de daha önce evet. 2-3 yıl beraber de çalıştığımız bir oyuncu. Hava hakimiyeti ve 3 evet. Maçtır 11 oynayan bir oyuncuydu. Biraz ilk sonra kez, da ismi geçmişti. Evet, ilk kez yani bu maçta yedek ve hiç oyuna girmedi. Barakadaydı. Onur arkadaşımız da tabii ki Erok'tan alınan bir oyuncu. Onur da sağ stoperdi. Yusuf Abdioğlu bildiğimiz tecrübeli bir stoper. Geçen yıl Kocaeli'de hemen hemen full oynayan bir oyuncuydu. Burada hoca ilk maç sanırım ilk maçta sağ bek Ayberk'i oynatıyordu. Ama daha sonra son 3 maça baktığımız zaman burada Mert Örnek'i verdi. Mert Örnek de dış bir oyuncu. Yani evet. Daha bundan 2 yıl önce Ankara Demirspor'da başarılı bir sezon geçirdi. 13 gol attı. Geçen yıl Iğdır'da oynadı. 6 gol attı. Yani iyi bir dış oyuncusunu getirip bege çekmesi bana göre yanlış. Yani son 3 maçtır Mert'i bege çekiyor. Sadece ilk maç Ayberk oynamıştı. O son 3 maçta da baktığımız zaman Mert'i orada gördük. Burada Sergen, Eyüp, Bekircan üçlüsü oynuyordu. Buradan normalde Eyüp yedekti. Masis iyi kaliteli bir oyuncu. Masis'in eksikliğini de hissettiler. Geçen hafta Masis 25. dakikada sakatlanıp oyundan çıktıktan sonra yerine Eyüp girdi. Evet. Burada Masis'in eksikliğini gerçekten büyük ölçüde bu takım gördü. Zaten üçlü olarak da Hasan Bilal, Fuat Bavuk, Harun üçlüsüyle hücumsal anlamda çıktı. Tabii ki burada ne yaptılar? Tamam top ayağı şekilde oynadı ama bana göre Sergen, Eyüp, Bekircan üçlüsüyle bizim üçlü arasında gerçekten bu takımı Van Spor'un biraz daha zayıf gördüm orta sahasını. Yani çok agresif değildi. Elaspor'un orta saha oyuncuları daha ağır basıyordu. Sonuçta baktığımız zaman. Burada genelde geriden oyun kurarak gelmeye başladı. O da birinci bölgede ama zaten sonuçta Elaspor'umuz ikinci bölgede savunmayı çok iyi bir şekilde yapmıştı. Oyun alanını çok iyi bir şekilde daraltmıştı. Kanatları çok iyi bir şekilde kapatmışlardı. Yani hemen hemen pozisyon veremedik. Elaspor'un, bizim Elaspor'umuzun en büyük eksikliği ne diyebilirsiniz? Mükemmel oynadılar. Bir eksiklik, duran toplarda çok pozisyon verdik. Özellikle kornerlerde çok pozisyon verdik. Tek eksiğimiz oldu yani. Duran toplarda rakibe çok fazla pozisyon verdik. İlk yarıda da hatırlarsanız bir iki tane kornerden pozisyon verdik. Merkezden bir tane Bekircan'ın şutu vardı. Out'a gitti. Ama onun dışında böyle çok net pozisyonlar belki o 70-80. Dakikadan sonra bir iki tane buldular. Ama baktığımız zaman Van Spor ikinci yarıda da zaten Eyüp'ü sanırım Sergen'i çıkardı. Eyüp'ü 6 numara pozisyonda aldı. Eyüp'le sürekli 60'tan sonra uzun pasa döndü Van Spor. Uzun topa döndüğü zaman da Elaspor'umuzun savunması çok rahat bir şekilde havadan gelen bütün topları aldı. Kalecimiz yine çok iyi bir maç çıkardı. Yani baktığımız zaman haklı bir galibiyet aldık. Van'ın iyi bir takımı, evet iyi bir takım ama bunlarda da bana göre teknik heyet ve futbolcular arasında bana göre büyük problemler var. Yani burada baktığım zaman iyi oyuncular var mı? Var. Yani bir Batuhan geçen Trabzon 1464'te gerçekten iyi işler yapan bir Batuhan Kör var. İyi bir santfordu. Ama 3-0'dan sonra oyunu aldı. Nasıl anlayamadım. Yani 2-0. Hatta tam girerken gol oldu. Yani bilmiyorum ama bana göre Van Spor'da ciddi bir sıkıntılar var. Sanırım Mehmet Bilici'm sportif direktör de görevine son verildi. Yani hocayla futbolcular arasında da bana göre bir problem oldu bu maçta, özellikle bu maçtan sonra. Van'da bu kadar diyebiliriz. Elaspor'umuza gelince de
Evet sevgili Mustafa'cığım, Elaspor'un birinci kadrosunu hemen ekrana getirelim. Kalede İsmet, Alpay Ercan, sağda Bercan Hasan, onların önünde Mikail, değişmeyen o beşli, hatta altılı aynı. Yağızcan da aynı. Maksut ilk 11'de başladı. Evet. Geçen hafta sonradan oyuna girmişti. Bu maçta ilk 11'de oyuna başladı. Kerim sağa çık. Yusuf ilk 11'de oynadı. En önde. Beykan da yine solda. Baktığımız zaman burada da hoca 3 haftadır Melih ve Muhammed'i 11'de başlatıyordu. Evet. Bu maçta sonuçta performansa baktığı zaman son 3 maçta hoca doğru bir karar verdi. Doğru bir 11 seçti bana göre. Melih ve Muhammed'i kulübeye çekerek Maksut geçen haftada da övgülerle bahsetmiştik. Hatta yönetim kuruluna da teşekkür ettik. Öyle bir futbolcunun Elaspor'un ihtiyacı olduğunu da dile getirmiştik. Maksut'u zaten Kerim Fıray orada kesinlikle oynamayacağını belirtmiştik. Kerim Fıray yerinde oynadı. Çok da başarılı oynadı ve Muhammed'in yerine de ilk kez Yusuf'la başladı. Ve baktığımız zaman hoca doğru bir 11 çıkardı. Her haliyle belli. Zaten bu takımın da oynadığı futbolla her haliyle belli. Hoca çok iyi bir şekilde dersine çalışmış. Son ilk 3 maçtan tabii ki farklı. Yani 3. bölgeden baskıdan ziyade 2. bölgede baskıyı yaptı. 2. bölgede rakibi karşıladı. Çok iyi bir şekilde daraltmaları iyi yaptı. Kaptığı toplarla da çok fazla hızlı hücuma çıktı. İlk yarıda da çabuk, hızlı Elasporumuzun en büyük eksiklerden bir tanesi hızlı çabuk oynamıyorduk. Ama bu maçta çok çabuk oynadık, hızlı oynadık ve birçok pozisyon bulduk. Hatta yani ben ikinci yarı o final paslarını atmış olsaydık belki de farklı bir sonuç elde edebilirdik. Evet, maçtan sonra ben de hocayla telefonla görüştüm, kendisini tebrik ettim. Dedi fark da yapabilirdik. Tabii, kesinlikle. Ama olmadı. Evet. Yani baktığımız zaman savunma gerçekten harika, hatasız oynadı. Burada Ercan'a ayrı bir parantez açmak istiyorum. Günden güne kendini gerçekten performansı gitgide artıyor. Bana göre bu ligin değil yani birincilikte bile oynayabilecek kapasitede kesinlikle bir oyuncu. Tabii ki daha önceki zaten Boluspor'da da birincilikte oynamış tecrübeli bir oyuncu. Çok çok beğendim ve üstüne kata kata gidiyor. Ercan'a gerçekten farklı bir boyutta bakmak istiyorum. Çünkü iyi oynadı. Bir şey dikkatini çekti mi hocam? İsmet kalecimiz. Tabii ben eleştiri olarak söylemiyorum ama tabii İsmet geçen yıl oynamadığı için eksikliği var. Bir önceki maçta, Elazığ'daki maçta elinden topu kaçırdı, gol yedik. Burada da bir iki pozisyonda yine topu sektirdi ama savunmamız çok dikkatliydi. Hemen rakipten önce yetiştiler. Yani zaten burada da, Yusuf abi, savunma prensiplerinden bir tanesi örneğin top kaleye gittiği zaman, yani kaleciye top gittiği zaman mutlaka savunma oyuncuları kaleciye doğru hamle yapması gerekiyor. Olur ki dönen topları çok çabuk bir şekilde yapıyor. Zaten savunma da o anlamda iyi yaptı. Ama İsmet günden güne iyiye gidiyor. Yani özellikle yan toplarda çok yan iyi. Yan top ve şeyden doldur boş hatlarda fizik iyi. Falan iyi olduğu için ya, kaleciler işte maç eksik gerçekten çok önemli. Geçen çok az bir süre almış sonuçta baktığım zaman. Ama günden güne iyi gidiyor. Güven veriyor. Geçen haftaki tabii ki o şanssızlıkta ben onu kalemize sanırım bir kez mi iki kez geldiler. Ona bağlıyorum. Çünkü gerçekten kalecilere de çok top gelmeyince ister istemez kaleci de soğuyor. Baktığımız zaman Maksut gerçekten iyi bir oyuncu. Dikini oynayan bir oyuncu. Hatta zaten örneğin burada Yusuf'a farklı yine bir parantez açmak istiyorum. Özellikle Yusuf top şekilde çok iyi bir şekilde topu koruyor. Hatta işte mesela merkeze geldi, bir top aldı, sürdü. Kerim'e müthiş bir pas attı. İşte Kerim vurdu, kaleciden kornere gitti. O korner top, dönen top, Beykan'ın iyi bir ortası sonucu da Maksut'un attığı güzel bir gol vardı. Yani baktığımız zaman işte Yusuf yine ikinci golde savunmanın arkasından müthiş bir koşu yaptı. Alıp gitti ve klas, yani bir santfor vuruşu var ya, o santfor vuruşunu gerçekten yaptı ve kalitesini gösterdi, yani bu maçta da gösterdi. Beykan yine öyle, Kerim gerçekten yine iyi. Yani baktığımız zaman genel anlamda zaten Mikail, Yağızcan'ı geçen yıldan bildiğimiz oyuncular. Elaspor'un tek eksiği işte demiştik, çok hızlı çabuk oynamıyor veya 3. bölgede çok fazla çoğalamıyor. Bu maçta hızlı da oynadı, çabuk da oynadı. Birçok pozisyon da üretti. Yani ilk yarıda da bir 2-3 tane net pozisyon üretti. Ama belki
kapalı savunmaya karşı biraz ister istemez Elazığ'ımız belki o rakipler güçlü olduğu için komple 10 kişinin savunma yapması sonucunda da çok fazla o yerleri şey yapamıyor. Ben işte Manchester City Arsenal maçını izledim. Örneğin 10 kişi kalmasına rağmen 98'de Arsenal gol yedi, 2-1 öndeydi. Çok iyi bir şekilde savunma yaptı. Yani %88 City'deydi, %12 Arsenal'daydı. Yani o kapalı savunmalara bile işte dünyanın en iyi takımlardan biri Manchester City bile ancak 98'de 10 kişi kalmasına rağmen atabildi. Tabii karşısındaki de birinci bölgede çok iyi savunma yapan bir Arsenal vardı. Yani baktığımız zaman da Elazığspor'u kapalı defansla üzerine biraz daha antrenmanlarını yoğunlaştırdığı zaman ama böyle eksi maçlarda işte Van olsun, böyle şampiyonluğu oynayan Buca olsun, Menemen açık olsun. Açık oynayan maç. He, bu tür maçlarda kalitesini rakibe göre daha çok iyi bir şekilde hissettirebiliyor. Bunu da zaten Van maçında gördük yani. Evet. Şimdi hocam burada işte Kerim'in çok iyi bir şey var. Offside pozisyonu. Bak böyle dikine oynayan Melih evet. Offside'a düştü. İki tane pozisyon. Hatta Kerim'in bir tane uzun Burhan'a nefis bir pası var. Burhan hatta kaleciyi geçmeye çalıştı. Kaleciden döndü, aşırdı, nefis bir vuruş yaptı, out'a gitti. Yani baktığımız zaman teknik kapasitesi olarak da iyi oyunculara sahibiz. Uzun topla oynayan veya stoperlerimiz bazen Alpay ters çok iyi bir şekilde uzun atabiliyor. Yine Ercan çok iyi bir şekilde savunmanın arkasına veya ters top atabiliyor. Yani bu özelliklerimiz gerçekten var. Bu maçta bir de şey dikkatimi çekti. Mesela uzun taş kullandığımızda Alpay gelip uzun taş da kullanabiliyordu. Sana bunu pardon şey Berşan atmış. Evet. Berşan'ın bak iyi. Bak burada iyi bir vuruş da yaptı Burhan. Az farklı out'a çıktı. Evet. Açısı evet. Dardı. Ama iyi bir vuruş evet. Hakikaten. Evet hocam bir mesajımız var hemen okuyayım. Evet. Tekrar döneceğim bir ara verelim. Yusuf hocam demiş size Ender hocama iyi yayınlar diliyorum. Ender hocamı çocukluğumdan tanırım. Elazığ futboluna katkısı eski zamanlara dayanmaktadır. Ender hocama bir sorum olacak. Elazığspor'un daha iyi olması için fikirleri nelerdir? Size ve Ender hocama Elazığspor'a başarılar dilerim. Değerli Elazığlılara iyi akşamlar dilerim. Saygılarımla Denizli'den Ferit Ataş. Ferit arkadaşımıza da iyi akşamlar diliyoruz. Evet. Yani eksiklerimiz tabii ki var. Özellikle biraz daha hücumsal anlamda, biraz daha çabuk, hızlı, evet. Tempolu oynamamız gerekiyor. Burada da tabii ki Maksut'u alarak büyük ihtimalle %70-80 o direnci kırdık. Yine biz dedik işte iyi bir santforun topun koruması gerekiyor veya bazen orta saha doğru gelip orta sahada aldığı toplarla dış oyunculara doğru asist yapması gerekiyor onu demiştik. Bunu da bu maçta Yusuf gerçekten kat kat fazlasıyla yerine getirdi. Yani bazı taşlar yavaş yavaş yerine oturuyor. Evet. Zaman geçti. Zamanla zaten hocamızın da öyle bir beyanı var. Zamanla Elazığspor'umuz daha iyi olacak. Orada da zaten şu maça baktığımız zaman da onu görüyoruz. İnşallah kat kat böyle performansımızı arttıra Elazığspor'umuz inşallah bu yıl hedefine ulaşmış olur. Cemal Gündoğan da demiş. Selam Yusuf abi. Size ve Ender hocama selamlarımı iletiyorum. İnşallah. Takım kadrosu çok iyi. Takımı iyi oynadı. Devre arasında iyi bir kaleci. Bir stoper, iki forvet. Bizi rahatlıkla şampiyon yapar. Ender hocam ne düşünüyor? Cemal Gündoğan. Şu anda o şey aşamada değiliz. O devre evet, arası transfer o konuşma zamanı değil. Evet, şu anda bayağı var. O sahte bayağı var yani. Çünkü devreye kadar var. Şu anda ama mevcut kadro bana göre iyi yani. Evet. Tabii henüz görmediğimiz genç tabii. Arkadaşlarımız var. Bu maçta ilk defa gördüğümüz Umut var. Kısa da bir süre tabii ilk girdi. Kez o da oyuna girdi. İkinci evet. Kadroyu da şöyle bir ekrana getirelim. Bir oyuncu değişikliklerine bakalım. Kimler çıkmış, kimler girmiş sevgili Mustafa'cığım. Evet. Yağızcan'ın yerine evet. Burak. Burada zaten Maksud'un inşallah şeyleri, evet. Maksud 51'de zaten sakatlandı çıktı. İnşallah kasında bir problem yoktur. Bilmiyorum inşallah bu maça yetişir. Önemli bir oyuncumuz. İnşallah, çünkü evet. 51. kasında sanırım 51. dakikada çıktı. Yerine burada tabii biz Burak'ı beklerken oyuna Mehmet aldı. Mehmet demek abi. Ki o hafta içi Mehmet'in performansını hoca çok iyi bulduğu zaman burada da hocayı tebrik etmek gerekiyor. Yani çünkü gerçekten demek ki o anda o hafta kim formdaysa onu oynatıyor. Yani biz evet. Herkes örneğin işte Maksud çıkacağı zaman kim olur diye herkes belki çünkü diğer maçlara baktığımız zaman örneğin Burak
oynuyordu. Ama bu maçta hoca Mehmet'i tercih etti. Demek ki onun performansı hafta içi daha iyi olduğu için hoca onu aldı oyuna. O da başarılı bir maç çıkardı. 67'de zaten Beykan ve Yusuf'u çıkardı. Yusuf Mert'i çıkardı. Onun yerine Meli ve Burhan'ı aldı. Sonuçta bu da iyi. Yani neyi düşündü hoca? Özellikle 2-0 sonuçta Van deplasmanı şampiyonluğu oynayan bir takım karşısında 2-0 öndesin ve orada daha çabuk, hızlı hem savunmaya gelebilecek, yardım edebilecek hem de savunmanın arkasına koşuya atabilecek sprinter oyuncuya ihtiyaç olduğu için o ikisini tercih etti. O da doğru bir karar. Yani sonuçta baktığımız zaman pozisyonlara girdi. Sanırım Melih bir iki tane evet. Offside'a biraz daha geriden çıkmış olsa kaleciyle karşı karşıya kalacaktı. Burhan da iyi işler yaptı baktığımız zaman. Yani giren oyuncular. Sonradan zaten 89. dakikada da 90. dakikada da artık vakit geçirmeye yönelik evet. Hoca o 2-0 sonuçta doğru hamleler yaptı sonuçta. Bir evet. de onlar artık yani dediğim gibi tam primden yararlanmak adına da futbolcuları 5 oyuncu tercih etmesi bana göre doğru bir karardı. Burada da zaten Kerim çıkardı. Kerim de sanırım ilk kez çıkardı. Yani 4 evet. maç içerisine baktığım zaman 3 maçta 90 dakika süre aldı. Bu maçta da tabii başarılı bir futbol oynadı Kerim. Onun yerine Umut aldı. Umut da sanırım sağ bek ama oradan savunmayı güçlendirebilmek adına son dakikalar 2-0 öndesin. Yani baktığımız zaman oyuncu hamleleri de bana göre doğruydu. Biz neyi eksik dedik? Yani biz Kerim Fıray'ın orada oynamayacağını söyledik. Muhammed ve Melih'in performansının düşük olduğunu söyledik. Ama mesela Santfor sürekli alması gerektiğini dile getirmiştik. Ama işte Yusuf Mert gerçekten her maç böyle oynarsa, böyle takıma faydalı olursa da biz dediğin gibi o zaman Santfor'a da çok fazla ihtiyaç yok ama her maç böyle olması gerekiyor. Yani böyle en azından vasatın üstünde bir futbol sergilemesi gerekiyor. Mehmet Çünkür bir mesaj göndermiş programımızın da müdavimlerinden. Aynen, abim demiş sana Ender hocama selamlar. Van maçı için bundan sonraki maçlar için Bülent hocama ekibine tüm takımımıza canı gönülden başarılar dilerim. Bizim sevdamız pazara kadar değil mezara kadar bu sevda bitmez. İyi günde kötü günde daimi Elazspor demiş. Sevgili Mehmet Çünkür'e teşekkür ediyoruz. Geçen hafta sevgili Adnan Süzen hocam da ikinci devre atmış. Göremedim buradan ondan. Adnan abiye de iyi hocaya da selamlarımızı Elazspor'un emekleri evet. Gerçekten Elazspor'da çok faydalı işler yaptı. Ya bir gün de onu inşallah konuk inşallah. Edelim. İnşallah. Adnan abi değerli bir onu abimiz. Da alalım programımıza. Hocam şeyi soracaktım. Sevgili Mustafa'dan tekrar maça dönmemizi ve yani maç esnasında maç sonu dedik. Van'da Elazspor'u iyi oynadığından evet. dolayı onlar da alkışladılar ama sadece bir olumsuzluk yaşadık. Sevgili Hasan'a bir yabancı madde geldi. Evet. O yabancı maddeden dolayı bir kaşında bir yarılma oldu. Tedavisi yapıldı ama sonradan oyuna da devam etti. Van TV'de şeyi gösterdi tribünleri. Genelde hep böyle genç çocuklar. Evet, evet. Ortaokul yani, evet, aynen ortaokul öğrencileri aynen. Çocuklar yani ama onlara ne desek bir türlü anlatamıyoruz bu genç nesile. Evet. Yapmamak lazım. Kesinlikle. Yani takımlarına zarar vermemek lazım. Elazspor yani, maçı bitti. Evet. Yarın orada başka maçlar tabii. oynanması lazım yani. Ya bizim de geçen haftadan sanırım örneğin 42 bin lira bir para cezası evet. geldi bize. Ve bir yabancı cisim su attılar. Ve karşı türbünde de çakmak atıp örneğin bizim bir güvenlikçiyi yaralamışlar örneğin. O biri karşı maratonda karşı. Evet. Yani bunların olmaması gerekiyor evet. sanırım. Yani yabancı bir madde herhalde güvenlik bayağı şey olmuş. Bayağı herhalde. Orada evet bir şey yani vardı. Baktığımız zaman bunların olmaması gerekiyor. Yani bunları yapmamak lazım. Kesinlikle. Yazık günah bu sorumsuzluk davranışlarından dolayı. Ya artık yani bu, bütün takımlar zarar bu, görüyor. Doğudaki bu şeyi çok fazla büyütmemek gerekiyor. Anlatabildim mi? Çok fazla o siyasi şeylere girmemek gerekiyor. Yani evet. baktığımız zaman biz yıllarca işte Diyarbakır'la da bayağı problemliydik. Ama bak bir Süper Lig maçı oynadık. Diyarbakır'la ondan sonra kardeş bir
şehir olduk. Veya işte Malatya Spor'la da vardı. Bu depremden sonra bir bütünleşme oldu, bir kardeşlik oldu. Yani bizim Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki o illerle de o bağlantımızı, gerçekten o birlik beraberliğimizi korumamız lazım. Yani bu tür söylemlerden hep uzak durmamız lazım. Saha ne kadar güzel, futbolcular art niyetli değillerdi. Kesinlikle. Sadece evet, bir şey gördüm, o da herhalde Hasan'ın numara yaptığını zannetti. Orada bir futbolcu geldi. Evet. İtiraz etti. Hani evet, gibilerinden. Evet. Onun dışında yok. O da yani maç içinde olabilir. Onun dışında yani futbolcular da şeydi. Golde de işte mesela örneğin iyi evet, ön direğe gitti. İlk kez duran toptan gol attık bu sezon. İnşallah devamı gelir. Tabi burada kurtuluşun da büyük bir hatası var kalecinin, Vanspor'un. Evet. Bak burada duran toptan en büyük eksiğimiz Yusuf abi, bu maçta duran toplardan özellikle kornerden birçok pozisyon verdik. Bak burada şuradan verdik. İsmet yine elinden kaçırıyor bak. Zor. Evet. Yani o tutması biraz zor. Yerden evet, de geldi top. Ona dikkat etmek gerekiyor. Onun dışında evet, onların da birkaç pozisyonu oldu. Bu normal, böyle evet, çok bir şey değil. Onlar, bir Bekircan'ın sanırım bir şutu vardı, avuta gitti. Evet. Onun dışında da fazla bir şey yoktu. Bu yani bizim çok pozisyonumuz daha çok fazlaydı. İlk evet, yarıda da bizim fazlaydı. Bir ve mesajımız daha var. Onu da okuyayım. Yusuf abi demiş, çok iyi bir transfer, top ayağına çok iyi yakışıyor. Top hakimiyeti çok iyi, iyi suratlı, çok iyi demiş. Yusuf mu? Yusuf çok iyi. Ha, evet. Yusuf yok doğru bak, ben de çok beğendim. Mesela şu çok klas bir vuruş. Yani tam bildiğimiz bir santfor vuruş. Ama burada da bak işte Elaspor'un bunu çoğaltması lazım. Bak çok çabuk. Sanırım Maksut evet, mu attı o pası? Şu golü çok iyi. Bak Tacdan çok çabuk oynadı. Yani oyuncu evet, bak şurada çok belki görünmüyor görüntü ama sanırım Maksut'tu. Nefis bir, yani Tacdan gelir gelmez tek vuruş yapıp müthiş bir pas attı Yusuf Mert'e. Evet. Burada da tabii ki o sağ bek özellikle Mert'in işte çok sağ bek'e hata, yani pozisyon hatası yaptığını görüyoruz orada da. Evet. Yani o da görünüyor ki Mert Örne kesinlikle bir sağ bek değil yani. Evet. Şu son vuruş çok iyi. Yani çok klas bir vuruş. Yani evet, inşallah böyle vuruş devamı gelirse, dediğimiz gibi biz hep defalarca söylüyoruz bu takımın santfora ihtiyacı var falan. Ama Yusuf kardeşimiz inşallah böyle devam ederse, böyle goller atarsa gerçekten ihtiyaç da demek yokmuş. İlk 11'de yani yer bulur kendisi de. Tabii yani, kesinlikle. Yani iyi değerlendirdi. Evet. Ve Muhammed 3 hafta 11 oynayan Muhammed'i hoca mesela hiç oyuna sokmadı. Evet. Bir de öyle bir durum. Öyle yani, kim hak ediyorsa o yönden hoca gerçekten adaletli. Yani kim o formayı hak ediyorsa o formayı çıkarıp veriyor. Yani baktığımız zaman son 3 maça da Melih de olsun, Muhammed de olsun çok iyi bir performans sergileyemediler arkadaşlarımız. Belki iyi kaliteli oyuncular, o ayrı bir şey ama bir uyum sorunu olabilir veya performansı düşük olabilir. Bu da gayet normal şeyler. Yarın bugün belki Melih'in performansı üst seviyeye girecek, formayı o alacak. Yani evet, Yusuf nasıl bekledi, sonradan oyuna girdi, bir şans verildi, iyi değerlendi. Bu şekil yani futbolcu o anda kim kendine iyi bakıyorsa, çok iyi bir şekilde motive oluyorsa o şekilde o formayı alıyor ve iyi futbol oynayıp 11'i hak ediyor. Sonu soyunma odasında çekilen fotoğraf var ve sevgili Mustafa'cığım bir de maçın öyküsü vardı. Bu az önce Elaspor paylaşmıştı, onu biz de aldık programımızda bir kullanalım diye. Elaspor sosyal medyayı kullanan arkadaşlar bunu şey yapmışlar. Biz de arkadaşlarımızı göndermiştik Elaspor şeye, Van'a giderken röportajlarımız da vardı. Hoca da iyi oynayan kazansın demişti. Hakikaten biz iyi oynadık. Kesinlikle. İyi hak eden kazansın. Hakikaten evet, biz de iyi oynadık. Hak ettik. Kazandık. Kesinlikle. Evet. Şimdi maçın öyküsünü şöyle bir baktım. Burada soyunma odasında mesela hocanın futbolcuları olan evet, konuşması var. Birazdan sevgili arkadaşım Mustafa'dan onu da bir izleyeceğim. Tabii Van deplasmanı da buradan hemen hemen 6 saat falan sürüyor. Öyle tahmin ediyorum. Otobüsle, karayoluyla gidildi. Futbolcuların giderken de neşesi. Hasan kitap okuyacağım. Bak, o evet, çok önemli. Çok vallahi. Bravo. Çok, Hasan'ı evet, tebrik ediyorum. Yani gerçekten kitap okuma önemli. Yani futbolcu evet, arkadaşlarımızda çok fazla o alışkanlığı göremedik. Ama özellikle Elazığlı olup işte Hasan'ın kitap okuması, gerçekten kendisini tebrik ediyorum. Evet. Yani çünkü Hasan da alıyor gerçekten. Yani üstüne koya koya gidiyor. İnşallah Elazığ'ımızı en iyi şekilde temsil edip inşallah ileride Süper Lig'de de görmüş i̇nşallah oluruz. Yani böyle gerçekten çok sevindim. Yani
Yani bir kitap okuma gerçekten önemli bir şey. Yani hele hele futbolcular açısından çok önemli. Çünkü Avrupa'da birçok futbolcu kitap okuyor yani. Bizim en büyük eksiklerimizden bir tanesi futbolcuların kitap okumaması. Böyle insan duygulanıyor ya aslında kitap okuması. Burası otelde. Otel aynı. Hoca tabii maç öncesi, öncesi şeyleri anlatıyor. Evet. Son son şey, artık taktiklerini evet vermiş oluyor. Ve kadroya stadyuma otelden çıkış. Otelden çıktıktan sonra tabii stadyumdaki soyunma. Bak özgüvenleri gerçekten çok rahatlar. Evet, özgüvenleri rahatlar. Yerinde evet. Maçta da onu gördük yani. Evet. Çok iyi şekilde motive olmuşlar. Bak çok rahatlar. Evet. Yani sanki kazanacaklarından eminler böyle. Yani kaptanın Elazığ'da biz röportaj yapmıştık. Giderken konuşması da hakikaten çok hoşuma gitmişti. Mutlaka alacağız, iyi ödeyeceğiz, rahatız gibi iyi hazırlandık aynen. sözleri vardı. Şimdi 30 maçtır yenilmeyen bir Elazığ'ımız var. Evet. Onun da verdiği bir özgüven var. Futbolcu arkadaşlarımız da böyle hani çok böyle baskı, stres, kaygı, korku. Çünkü bazı futbolcularda oluyor. O bizim futbolcularda bak hiç yok yani. O ruh haline baktığın zaman onların hiçbiri yok. Evet. Soyunma odamız bu da. Burada sadece bir hocanın bir sesini isteyeceğim. Sevgili stadyuma çıkış. Tabii zemin kontrolü. Bu bütün takımlar hem stadı hem zemini görmek için maç öncesinde mutlaka sahaya çıkarlar. Şöyle bir oradaki atmosferi, zemini ve maça hazırlanış. Evet. Hocam bu çok önemli. Evet artık herkes kendini çıkmadan hazırlıyor. Bu da son ısınmaya, ısınmaya çıkış. Aynen. Evet. Son ısınmaya çıkış. Ben de izleyememiştim. Hem izliyorum hem de izleyicilerimize de aktarmaya çalışıyorum. Evet şu konuşma. Bu maçı kazanmak için. Keşke dememek için sahaya çıkacağız. Onlardan daha fazla mücadele edeceğiz. Toplantıda söyledim siz onlardan daha iyi takımsınız. Takım olarak da öyle, bireysel olarak da öyle. Biz onlardan daha iyi takımız. Şartlar ne olursa olsun, hava nasıl olursa olsun, saha nasıl olursa olsun, hakem, rakip hiç önemli değil. Önemli olan biz ne yapacağız sahada? Biz sakin kalacağız. Biz sadece oyuna odaklanacağız. Yine söylüyorum buradan inşallah kazanarak gideceğiz. Evet. Sonuçta çok iyi bir şekilde hoca da iyi bir motive konuşması yapmış. Evet. Yani maç en son konuşması gayet olumlu. İşine bakacak. Hani ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun. Hani hakem de dahil olsa, sahada olsa çıkıp sakin halinizi koruyun. Çünkü ve Elazığ'ımız da gerçekten o maça başladığı zaman da onu gerçekten gördük yani. Başkan da orada, yönetim de orada. Tabii yönetim el ele, herkes aynı. Herkes orada, sağ olsun. Omuz omuza, evet. Ahmet Başkan da Ahmet takımı Başkanımız yalnız da, evet. bırakmamış. Kutluyoruz, evet. Ve sonu güzel, son bize her yer Elazığ. Evet, bize evet. her yer Elazığ. Elazığ. Bizim süremiz ilk bölümün süresi doldu hocam. Kısa bir ara vereceğiz. Tamam. Bizden önceki program biraz uzun sürmüştü ama biraz belki süre olarak kısa yaşadık. Ama olsun evet sevgili izleyenler şimdi bir kısa ara aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet sevgili izleyenler programımızın ikinci bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Birinci bölümde Elazığspor'un Van'da oynamış olduğu o güzel futbolu değerlendirdik. Şimdi haftanın sonuçlarına bakacağız, puan durumuna bakacağız. Elazığspor'u biraz daha konuşup daha sonra programın son bölümünde de 23 Elazığ Futbol Kulübü'nün yaşamış olduğu hem o sıkıntıları hem de almış olduğu sonucu değerlendireceğiz. Sevgili Ender Hocam'la birlikteyiz. Hocam haftanın sonuçlarını sevgili Mustafa hemen ekrana getirdi. Ben hemen bir okuyayım. Cumartesi ve pazar oynandı bu hafta maçlar. Cumartesi 3 karşılaşma vardı. Pazar günü 6 karşılaşma oynandı. Haftanın sonuçları şöyle. Nazilli Spor 1, Menemen Futbol Kulübü 4, Buca Spor 3, Diyarbakır Spor 1, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetler AŞ 0, Ankara Demir Spor 1, Van Spor 0, Çimentaş Elazığspor 2, Serik Belediyespor 1, Giresun Spor 0. Haftaya biz Giresun deplasmanına gideceğiz. Evet. Bir kez daha deplasmandayız.
Belediye Derince 1, 68 Aksaray 5, Karaman Futbol Kulübü 2, Arnavutköy Belediyesi 2, Karacabey Belediye Spor 2, Soma Spor 1, Mersin İdman Yurdu 0, Erbağ Spor 1. Hocam sürpriz sonuç var mı size göre? Sürpriz sonuç bana göre çok hani fazla yok gibi. Sadece bence Derince Aksaray maçında belki Derince hani Elazığ'a karşı gerçekten hani iyi mücadele etmişti. Berabere evet. kalmıştı. Belki bir puan alabilirdi derdi ama maalesef çok farklı bir sonuç ortaya çıktı. Evet. Yani belki o maç bir berabere bitseydi hani bizim için avantajlı olurdu ama baktığımız zaman işte rakiplerimiz hep galip geldi. Evet. Baktığımız zaman yani demiştik zaten. Yani artık o 8 ilk 8 belki playoff için oynar. O 10 takım da düşmeme adına oynar. Çünkü arada gerçekten büyük farklar var. Tabii ki sürpriz sonuçlar olabilir mi? Olabilir. İşte geçen Aksaray örneğin Karaman maçında sürpriz bir sonuç oldu. Ama baktığımız zaman genelde bu tür takımlar da yani oturuyor. Yani şimdi şampiyonluğu oynayan takımlar işte Buca olsun. Zaten Menemen, Buca. Yine baktığımız zaman Aksaray. Bu takımlar baktığımız zaman onlar da giderek düzelir. Yani giderek serik. Onlar da performanslarını serik. Performanslarını belli bir hafta geçtikten sonra onlar da ister istemez düzeleceklerdir. Ben Karaman maçına biraz baktım. Onu Arnavutköy. Arnavutköy evet. maçını veriyordu YouTube'dan. Önce 1-0 mağlup duruma düştü. Sonra 2-1 öne geçti. Sonra tekrar 2-2 oldu, evet. oldu maç. Onun dışında da bakıyorum öyle tabii Ankara Demirspor. Ankara Demirspor dolu dizgin gidiyor. Evet. Baktığım zaman evet son 2 haftada da galip geldi. İlk haftalarda da işte Serik olsun, Buca olsun ilk 2 haftada da beraberlik aldı. Son 2 haftada da galip geldi. Onların da sonuçta bir iki tane Furkan, bir iki tane tecrübeli oyuncu var ama çoğu tabii ki genç. Yani baktığımız zaman örneğin santrforlarının Kadir var. İyi evet. bir oyuncu. Mesela Bal Ligi'nden almışlar Edremispor'dan. Bal Ligi'nden. Banko oynuyor. Yani çünkü kaleci antrenörü de Sinan Hoca evet. biliyorum sürekli de sık sık görüşüyoruz. İyi bir takım olduğunu belirtiyor. Yani çok mücadele eden bir ekip olduklarını söylediler. Çok koşuyorlar dedi. Evet. Yani baktığın zaman sürekli günden güne de iyiye gittiklerini belirtti. Bu da onun bir göstergesi baktığım zaman da evet. Yenilmeyen bir takım. Yani bir maç beraberlikle sonuçlandı. Geriye kalan 8 karşılaşma galibiyetle yani rakiplerin ya iç evet. saha ya da dış saha galibiyetiyle sonuçlandı. Hemen puan durumuna geçelim sevgili Mustafa'cığım. Menemen 4'te 4 yaptı evet. hocam. Yani şu anda 4 galibiyet. Onlar da çok puan. İyi. Yani baktığım zaman genç evet. bir ekiple tecrübeli ekiple bir kolej takımı olmuşlar. Mücadele ediyorlar. Zaten Burhanettin Hoca'yı da çok yakından tanıdığımız için o da Soma Spor'daydı. Gençlere evet. önem veriyor ve gençlerin performansını çok iyi bir şekilde üst seviyeye çıkarıyor. Bu da onun bir göstergesi baktığım zaman 4'te 4 yapmış 12 puan almış. Diğer takımlarda şampiyonluğu oynayan dedik Aksaray, işte Elazığ'ımız, Buca, Serik, evet. Ankara Demir, Vanspor. Yani bu 7 takım arasında bence playoff olur. Ben bilmiyorum Karacabey belki olabilir veya Arnavutköy. Onun dışındaki diğer takımlarda düşmemeye oynar. Öyle görünüyor yani. Evet. Gidişat hemen o. Ben puan durumunu şöyle bir izleyicilerimize aktaralım. Menemen 12 puanla lider. İkinci Aksaray Avaraj'la. İkinci Aksaray Elazığ ve Buca'nın 10'ar puanı evet. var. Yani üçer galibiyeti birer beraberlikleri var. Var evet. Yine mağlubiyeti olmayan takımlar arkasından devam ediyor. Serik 2 galibiyet 2 beraberlik puanı 8. Ankara Demirspor da aynı şekilde 2 galibiyet 2 beraberlik puanı 8. Vanspor 2 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyet 7 puana sahip. 8. Karacabey Belediyespor aynı şekilde 2 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyet 7 puana sahip. Arnavutköy 3 beraberlik 1 galibiyet 6 puana sahip. Onun da mağlubiyeti yok. Yine Giresun bu haftaki bizim rakibimiz. Önemli bir karşılaşma. Birazdan onu konuşacağız.
bir galibiyet, iki beraberlik, bir mağlubiyet, 5 puana sahip. Soma Spor bir galibiyet, bir beraberlik, iki mağlubiyet, 4 puan. Aynı şekilde Beyoğlu da 4 puan. Yine Erbaa'ya bakıyorum. Bir galibiyet, beraberliği hiç yok. 3 mağlubiyeti var, 3 puana sahip. Karaman Futbol Kulübü galibiyeti yok. 2 beraberlik, 2 mağlubiyet, 2 puana sahip. Ve birer puan olan iki takım daha var. Onlar da Belediye Derince ve Diyarbakır Spor. Onların da galibiyeti yok. Birer beraberliği var, birer puanları var. 3 mağlubiyeti var. Mersin İdman Yurdu ve Nazilli'nin henüz galibiyeti ve beraberliği yok. 4'te 0 yapan takımlar. Ve hocam, sanırım Mersin İdman Yurdu Okan Hoca da görevine son verildi. Evet. Mersin İdman 0. Yani bundan sonra başlar. Evet, bu haftadan başlar. Sonra aynı. Okan Hoca'nın... Hoca değişiklikleri. Başarılı olmayan takımlar, evet, değişiyor. Aynı. Hocam şimdi biz 3 galibiyet, 1 beraberlik, evet, 7 gol atmışız, 3 gol yemişiz, avarajımız 4. En iyi avaraja kim sahip? Bakıyorum Aksaray. O evet, bu hafta farklı galip geldiği için şu anda 3 gol yemiş, 11 gol kaydetmişler. Bizim o avarajımızı da yavaş yavaş biraz daha arttırmamız gerekiyor. Ve bu hafta, haftanın maçlarına hemen geçelim sevgili Mustafa'cığım. Evet sevgili Mustafa, hemen ekranlara getirdi. İki maçımız cumartesi bizim grupta, kırmızı grupta. Arnavutköy Belediyesi ve Belediye Derince maçı cumartesi günü oynanacak. Yine Menemen Futbol Kulübü Van Spor maçı var. Önemli bir karşılaşma. Bizi de yakından ilgilendiren, evet, bir karşılaşma. O da cumartesi saat 19'da İzmir'de oynanacak. Pazar maçlarına hemen bakıyoruz. Aksaray Nazilli, Erbaa Karaman Futbol Kulübü, Ankara Demirspor, Yeni Mersin İdman Yurdu, Serik Belediye Buca, Soma Spor, Beyoğlu, Yeni Çarşı, Diyarbakır Spor, Karacabey, Giresun, Çimentaş, Elazığ. Evet. Hocam maçları bir şöyle bir değerlendirsen neler söyleyeceksin? Ya burada ilk 9'da olan takımlara dedik ki playoff oynar ve onlar belirler. Evet. Baktığımız zaman da öyle oldu. Yani o üstteki takımlar çoğu 6 tane mi sanırım takım namağlup olmuş. Hatta Arnavutköy de, evet, şu anda namağlup. Çok fazla beraberlik aldığı için puanı düşük. Ama baktığımız zaman yavaş yavaş o kendi arasında oynanan maçlar oynanıyor. Ne? İşte Van Spor Menemen maçı. Menemen Van Spor maçı. Yavaş, evet, yavaş artık o birbirleriyle o üstteki şampiyonluğa ve playoff oynayan takımlar yavaş yavaş birbirleriyle oynamaya başlıyor. İşte Menemen örneğin Van Spor maçı. Bu önemli bir maç. Van Spor'un mağlup olması durumunda büyük ihtimalle Tahsin Hoca'yla yollar ayrılır. Onu açık ve net söyleyeyim. Burada yine Serik Belediye Buca Spor maçı var. Evet. O da belirleyecek. Yani bizi ilgilendiren maçlar. Yani biz en azından o Giresun'dan inşallah 3 puan aldığımız takdirde o Serik Buca veya Menemen Van Spor maçları var. O maçlarda da inşallah en azından o puan farkını yavaş yavaş çıkarmış oluruz. Yani çünkü rakiplerimiz onlardan, her türlü o rakiplerimizde o puan farkını çıkarmış olacağız. Hocam Giresun maçını biraz konuşalım. Elazspor, evet, 2 hafta üst üste deplasmanda oynayacak. Daha sonra dönecek. İçeride lider Menemen'le oynayacağız. Giresun Van maçını izlemiştim. Sonuçta, evet, gerçekten çok oyuna veya elverişli bir sahalar var. Çok güzel bir statlar var. Baktığımız zaman genç bir ekip. Sanırım herhalde transfer tahtası kapalı Giresunspor'un. Giresunspor'un ama altyapıdan yetişen oyuncuları iyi var. Yani onu nereden biliyorum? 2 yıl U21 Elazspor'u çalıştırdığım dönem rakibimiz de Giresunspor U21 ile karşılaşmıştık. Giresun'un iyi bir altyapısı var yani o genç, evet, takım. Koşan, mücadele eden bir ekip, oyun bozan bir ekip, kontratağa çıkan bir ekip. Van maçına izlemiştik. Tamam belki Van 1-2-3 net pozisyondan da yararlanamadı. Ama sonuçta baktığımız zaman Elazspor'umuzun özellikle çok koşan, mücadele eden takımlar karşısında biraz etkisiz kalıyor mu? Evet kalıyor. Ama sonuçta bu Van maçındaki alınan bir galibiyet ister istemez o özgüveni tavan yapmıştı. Yani üst seviyeye çıkarmıştı. Bir rehavet gibi olmaz değil mi hocam? Yani? Yok olmaz. Evet. Yani çünkü onlar da bilincinde. Yani çünkü, evet, biliyorlar ki böyle
oyun bozan veya kapalı savunma yapan takımlar karşısında zorlandığını da biliyorlar. Sonuçta seyirci de Van maçında sonuçta iyi bir seyirci de gelmişti yani baktığımız zaman. Sonuçta orada zor bir maç olacak mı? Evet, zor bir maç olacak. Onu kesin söylemek istiyorum. Ama Elazporumuzun da özellikle bu hafta rakiplerimizin birbirleriyle maç yapması, onu lehine çevirebilmesi için mutlaka Giresun'dan 3 puanla dönmesi gerekiyor. Yani çünkü 3 puanla döndüğü zaman o rakipler aramızdaki hani birbirleriyle oynadıkları için o evet. puan farkını biraz açmış oluruz. İnşallah ondan sonra zaten lider Menemen de geldiği zaman sonuçta bilmiyorum, o da 4'te 4 yapmış. Van maçı zor bir maç onları bekliyor. Evet. En azından belki de liderlik koltuğuna oturabiliriz. Yani en kötü işte Menemen Van berabere kaldığı zaman, biz galip geldiğimiz zaman en azından 13-13 olduğu zaman puanlarımızı eşitlemiş oluruz. O şekilde Menemen bize gelecek. 2 puanı eşit olan takıma karşısında da kendi evimizdeki o seyirci faktörüyle beraber lehimize çevirirsek bir anda Menemen 3 puan önüne de geçmiş olacağız. Onun bugün, için bu maç bizim açımızdan önemli bir maç. Evet, bugün bir iki öyle Van YouTube'dan şeylerine baktım. Televizyon programlarına. Oradaki yorumcular da yani bu Elazığspor'a kaybettikleri için Menemen maçının bir telafi maç olması gerektiğini ve ona göre takımın hazırlanması gerektiğini söylüyorlar. Evet. Van o maça daha kesinlikle iyi çıkması gerekiyor. Ya çünkü yani. Zaten yani çünkü artık hocanın da çok iyi bir şekilde futbolcuları motive etmesi lazım. Tahsin hocanın evet. aksi bir durumda da yani %99 değil %100 hocayla ilişkileri kesilir. Çünkü orada da Ümit Bozkurt sesleri geliyor. Daha önceki dönemlerde Van Spor'da başarılı işler yapan bir teknik direktördü. Evet. Çünkü baktığımız zaman sosyal medyada da Ümit Bozkurt adı çok ön plana çıkıyor. Onun için Tahsin hocanın mutlaka oradan belki beraberlik bile kurtarmayabilir. Mutlaka galip gelmesi gerekiyor. Tabii buradaki bu maçların berabere bitmesi bize göre daha avantajlı. Yani sonuçta evet. biz berabere kaldığı zaman işte Serik Buca maçı berabere kaldığı zaman inşallah biz de galip geldiğimiz zaman o puan farkını yavaş yavaş çıkmış oluruz. Yani aynı evet. puandan en azından bir üst puanlara doğru aramızdaki puan farkı 2 veya 3 olabilir yani. Evet. Biz Van'daki futbolumuzu oynasak oradan da 3 puanla kesinlikle. Çok rahat döneriz. Yok, orada da işte kapalı büyük ihtimalle savunma yapacaklar Yusuf abi. Öyle evet. görünüyor. Evet. Oyun bozacaklar. Koşup mücadele eden bir ekip. Yani kontrol atağa çıkacaklar. Yani onu deneyecekler. Elazığspor'umuzun da inşallah o biraz daha çünkü hocaya giderek yapmaya çalışıyor. Çabuk, hızlı, o kapalı savunma karşısında ne yapması gerekiyor. Burada tabii ki biraz daha şut özellikle ceza sahası dışında biraz daha şutlarımızı geliştirirsek daha faydalı olacağına inanıyorum. Biraz eksik kalıyor. Şut dene iyi çünkü toplara gerçekten çok iyi vuran oyuncularımız var yani. Evet. Ceza sahası dışında Kerim olsun, Beykan olsun. Maksut olsun. Mikail'in geçen golleri vardı. O yani onları da biraz daha arttırdığımız zaman inşallah orada galip gelerek dolu dizgin gitmiş oluruz. Kadroyu bozmaz hoca aynı. Kadroyu bozmaz. Eğer Maksut'un bir sakatlığı olursa da bilmiyorum orada artık yine Kerim Frayora'yı mı çekecek veya Melih Dışa mı? Veya işte orada Mehmet'i belki oynatabilir Maksut'un yerinde. Evet. Onu göreceğiz ama bana göre çok fazla futbolcuların yerlerini oynatmaması gerektiğine inanıyorum. Burada Van Spor'da da işte bir Mert örnek olduğu gibi. Çünkü o iyi bir dış oyuncusu. Yani yakından bildiğim için Ankara Demirspor'da 2 yıl önce 13 gol atmış dış olması lazım. Geçen Iğdır'da şampiyonlukta büyük bir pay sahibi olmuş. 8 gol sanırım atan bir oyuncuyu getirip bek oynatman bir anlamı yok. Kerim Fray'da baktığımız zaman bu maçta gerçekten iyi işler yaptı. Dışta en azından daha etkili oldu. Onu da oynatmaz. Hoca büyük ihtimalle artık da Kerim Fıra'yı yerinde oynatır. Eğer Maksud'un sakatlığı durumda büyük ihtimalle orayı Mehmet Albay'ı atabilir oraya. Evet. Hocam bir izleyicimiz isim yazmamış ama demiş ki iyi yayınlar, kolay gelsin. Ender hocamıza selamlarımızı iletirseniz sevinirim. Kendisi çok değerli bir hocamızdır. Yorumları gayet yerinde ve doğru, iyi yayınlar demiş. Ben de kendisine iyi akşamlar diliyorum. Yazsaydı okuyabilirdim. Bir izleyicimiz de demiş 40 dakika reklam olur mu ya dalga mı geçiyorsunuz, sizi şikayet edeceğim Rütüge. Valla 40 dakika olmadı değil mi? Yani 40 dakika reklam olur mu? Onun bir ölçüsü var. Rütüge'nin şeyi 45 dakika program, 15 dakika
reklam bazen kaçıyor ama yok 40 dakika gibi bir reklam olmadı. Çünkü biz de burada program yapıyoruz. Evet sevgili Mustafa'cığım dönelim 23 Elazığ Futbol Kulübü'nün bu hafta almış olduğu ondan biraz bahsedelim. Öncesinde şanssızlık yaşadılar. Evet. Uçak bileti bulamadılar. Karayoluyla buradan İzmir'e ya, bulamadı gittiler. Bulamadı derken bulurlar. Yani çünkü Yusuf yani abi, öyle o, bir yani açıklama, bir bahane. Yani, biraz geç kalmışlar evet, herhalde. Geç kalmış derken şimdi tarih belli. Evet. Aç yok. Bu çıkışı, bu otobüs. Şimdi bu otobüs çok eski. Yani evet. Hani 2 yıl daha. Cuma günü akşam 5 saatleri olabilir. O saatlerde yola çıktı. Evet. Sevgili şimdi, Fatih de bu çıkışını çekmişti. Daha sonra bu otobüs diğer VTR'ye geçelim. Muhammed abi mi kullanıyor? Herhalde Muhammed abi. Yok Yusuf abi. Öyle mi? Yusuf abi kullanıyor. İşte ya bu araba şimdi gerçekten bu, hani 4 yıl kullandığımız için biliyorum çok eski bir araç. Evet. Ve bizim örneğin Trabzon'a yakın 5-6 saatlik bir deplasmanda bile sürekli arıza yapardı. Kayışı kopardı. Sürekli arıza yapardı. Ben hiç hatırlamıyorum böyle deplasmana tam anlamıyla. Yani çok nadir. Genelde çünkü çok eski bir araç ve sürekli arıza yapan bir araç. Yani bu araçla buradan kalkıp İzmir'e gitmenin hiçbir mantığı yok yani. Evet. Tamamen son derece yanlış. Yani bulamadın sadece ya şey yani Elazığ firmaları var onu kiralarsın. Elazığ firmaların aracıyla gidersin örneğin. Evet. Yani bu araçla böyle uzun yola gitmek bilmiyorum akıl işi değil yani. Evet. Burası Manisa'nın Kula ilçesi. Sağ olsun ama itfaiye de erken yetişmiş yani. Araç da sonuçta iyi gitmiş yani. Manisa 150 kilometre kalmış. Konakladıkları aynen 150 kilometre yani. Yani çok büyük geçmiş olsun diyorum. Çok çok hakikaten geçmiş olsun. Yani ya burada futbolculara bir şey olabilir. Yani evet, bilmiyorum Allah yani. Esirgesin. Bu son derece yanlış. Yani o bilet olayı da alınır. Bilet olmazsa bizim de bazen bulamıyorduk. Gidip Bingöl'den gidiyorduk. Veya gidip Malatya'dan gidiyorduk. Bir iki kez Diyarbakır'dan gittik uçakla. Yani bulunabiliyor. İstediğin zaman yani bu şey biz çünkü bazen bulamıyorduk gerçekten işte Elazığ diyelim İzmir olsun bulamıyorduk ama mesela Diyarbakır'dan buluyorduk. Gidip Diyarbakır'dan gidiyorduk veya Bingöl'den gittiğimiz oldu. Malatya'dan gittiğimiz oldu. Evet. Ankara'ya. Yani Elazığspor'da geçen hangi deplasmandı? Malatya'dan gitti mesela. Ya öyle yani bulamadığın zaman çok rahat bir şekilde o çevre illerden çok rahat bir şekilde gidilebilir. Evet. Yani çok şükür ucuz atlatılmış diye düşünüyorum. Hakikaten itfaiye de erken yani gelmiş. Sonradan işte bu olaydan sonra sağ olsun orada Manisa Belediyesi herhalde sevgili Fatih bize göndermişti şeyi. Otobüs göndermiş. Otele öyle ulaşmışlar. Dönüşte de yine herhalde Manisa Belediyesi'nin tahsis ettiği bir otobüsle tekrar Elazığ'a döndüler. Bugün de haftaya Elazığ'da oynayacakları karşılaşmanın hazırlıklarına başladılar. Ve bu stresle gidilen karşılaşmada maalesef 2-0'da Karşıyaka'ya mağlup oldular. Bir maçı da değerlendirsen hocam. Ya ben iki kupa maçları ve son Bornova maçlarını izlemiştim. Evet. Savunma anlamında bir sıkıntı çekmiyorlar. Yani savunmada iyi işler ama çok fazla o pas trafiğini iyi yapamıyorlar. Çok fazla üçüncü bölgede çoğalamıyorlar. O kanat organizasyonlarını çok iyi bir şekilde gerçekleştiremiyorlar. Yani hücumsal anlamda çok büyük sıkıntıları var. O da neyi gösteriyor? Yani 3 maça baktığımız zaman halen daha bir gol atamamışlar. Yani 3 maçta evet. Halen daha bir 23 fekan bir golü yok. Yani bu evet. Da neyi gösteriyor? Hücumsal anlamda sıkıntı çektiklerini gösteriyor. Yani ilk iki maçta da berabere bitmiş. Ama yani savunma iyi yani o da gösteriyor. Yani sonuçta gol yemeyen iki maçta da berabere bitti. Belki ilk maç Yomra maçında penaltıyı atmış olsalardı galip geleceklerdi. Artvin Oka maçında penaltıyı kaçırdılar. Evet. Onu atmış olsa belki galip gelebilirlerdi ama zor bir grup ve çok zor bir gruba düşmüşler. Yani evet. Adeta üçüncülüğün bana göre ölüm grubu. Yani baktığımız zaman çok iyi takımlar var. Allah yardımcıları olsun. Maddi anlamda sıkıntılar var. Futbolcu arkadaşlarımızın sosyal medyada paylaşımları var. Gerçekten insanlar hani üzüyor.
Yani yönetim bir an için maddi anlamda da futbolcu sonuçta profesyonel, çocuklar ister istemez ekmek derdinde. Yani profesyonelce çocuklar, evli olanlar eşine veya çocuğuna ekmek götürmesi gerekiyor. Yani bu konuda da maddi anlamda da büyük sıkıntılar çekiyor. Maddi anlamda sıkıntı çekiyorsa keşke başkanımızı çok fazla hani tanımıyorum. Ankara'dan gelen bir iş adamı. Evet. Yoksa da keşke bu işlere girmemiş olsaydı. Yani çünkü zor bir süreç. Çünkü bir deplasman en kötü 200-300 bine gidip geliyor. Yani onu planlamasını çok iyi bir şekilde yapması gerekiyordu. Yapmayınca da ister istemez futbolcu arkadaşlarımızla, yani çünkü alacaklarını öyle sosyal medyada dile getirdiler birçoğu. Evet. Alacaklarını halen daha alamamışlar. Alamadıkları zaman da sıkıntı yaşarlar mı? Yaşarlar. Yani inşallah en kısa sürede düzelir veya başkan inşallah artık o bütçeyi nasıl yaparsa veya o düşündüğü bu takımı alırken belirlediği o bütçeyi inşallah hani en azından bir kısa sürede bulur. Ve futbolcu arkadaşların en azından o ödemelerini yaptığı zaman futbolcu arkadaşlar da daha maçlara daha iyi bir şekilde motive olacaktır. Daha iyi bir şekilde konsantre olacaktır. Ama yani İzmir gibi yani günümüz 3. lig takımlarında bilmiyorum çok var mı yok mu ama böyle bu kadar kilometre yani yaklaşık sanırım 17-18 saat yolu karayoluyla gitmek bilmiyorum. Belki çok mantıklı değil bana göre. Evet. Evet. Yani mutlaka onlar da hava yoluyla gitmesi gerekiyordu. Kendilerine ben başarılar diliyorum. Evet. Hocam bir mesajımız var. Sonuçlara döneceğim. İyi yayınlar demiş. 23 Elazığ FK kime neye hizmet ettiği belli olmayan kadrosunda 40'ın üzerinde futbolcu bulunduran, sadece adı Elazığ olan, hatta o da belli olmayan bir tane Elazığlı futbolcu olmayan bir takımı bu şekilde rezil etmek yakışmaz. İsminden dolayı iyi akşamlar demiş bir izleyicimiz. İsmini ya o da yazmış. Yani aklı evet. Payı Elas'tan ziyade var. Bir iki tane var ama 40 tane yakın oyuncunun olması da bana göre son derece yanlış. En azından yani 24-25-26 kadro olur da 40 olmaz. Çünkü onlar evet. Da transfer yasağı da gelecek diyorlardı yöneticiler de büyük ihtimalle. Ama ne olursa göre olsun yani tamam evet. Geliyor da. Yani bu yıl işin zor. Yani diyelim evet. Hadi kümeye düştün varsayalım. Çünkü sen zaten 40 kişiyle yani çok verimli çalışamazsın. Yani evet. En fazla 24'le verimli çalışırsın. En başta bu yılı kurtarmaya çalış sen. Evet. Bu yılı kurtarmaya çalış. Yine eğer kümede kalırlarsa büyük bir başarı elde etmişler. O futbolcularla yine anlaşırsın. Ama yani dediğim gibi benim en büyük tabii ki hayalim yani örneğin Elazığ'ımızın böyle pilot takımlara ihtiyacı var. Yani o pilot takımlardan yetiştireceği yani ben defalarca hep sürekli söylüyorum. Yani pilot takımı olup 17-18 yaştaki Türkiye'yi tarayıp o yetenekli gençleri bulmuş olduğu takdirde getirmiş de pilot takımında 3. ligde oynatsa hatta bir bal takımı 15-16 yaş grubunu oynatabilir. Yani böyle o tür projeler üretmesini çok istiyordum. Fethi Ahmet Başkanımız da gerçekten geldiği günden beri çalışkan biliyoruz dürüst kişilikli ve gençliği seven. Altyapıya büyük önem veren bir başkan. Yani bunları artık düşünüp hayata geçirilmesi gerekiyor. Yoksa her yıl işte sonuçta geçen sanırım 14 tane şampiyon olmamıza rağmen 14 tane yakın futbolcu gitti. Ve evet. 14-15 tane futbolcu geldi. Bu yıl her yıl böyle gidip gelme olduğu takdirde bu kulübümüzü büyük ciddi anlamda bir sıkıntıya sürer. Yani bunları düşünüp el atması gerekiyor. Eğer gerçekten bu kulüp böyleyse örneğin bu kulübe bir el atması gerekiyor. Bir pilot takımı yapıp yani düşündükleri tabii ki scout ekipleri vardır. Beğendikleri, gördükleri o yetenekli gençleri getirip ya her yıl iki tane üst yapıya çıkardığı zaman büyük bir başarı olmuş olur. Yani. Elbette. Biz geçen işte ne dedik? Mesela örneğin Berşan'ın, Hasan'ın çok evet. Büyük katkıları var. Yani baktığımız zaman bu yılda ciddi anlamda katkı sağlıyorlar yani evet. Baktığımızda. Buna tabii. Benzer oyuncularımızı çoğaltmamız mesela gerekiyor. İşte o Umut sonradan girmişti. 2005 doğumlu dediler. Evet. Yani çok genç de bir oyuncu. Bunun gibi çoğaltmak lazım. Dediğiniz gibi inşallah olur. Evet bir pilot takıma ihtiyacımız var. Kesinlikle var. Bu sene yani, ligde kalırlarsa önümüzdeki sene Elazığspor'a da çok faydalı olması olur. Olması çok faydalı. İnşallah kalırlar, toparlarlar. Yani temennide bulunuyoruz. Sonuçlara bakalım bu hafta bu grupta yani Nesine 3. lig 1. grupta 23 Elazığ Futbol Kulübü'nün yer aldığı grupta haftanın sonuçları şöyle: Bornova 6, Artvinopaspor 2, Kahramanmaraş 3, Kuşadası 0, Muş Spor Kulübü 2, Belediye Kütahya 1,
Tokat Belediye Plevne Spor 2, Kırşehir Futbol Spor Kulübü 2, Anadolu Üniversitesi 0, Silifke Belediye Spor 4, Düzce Çam Düzce Spor 4, Kemerkent Bulvar Spor 0, Ergene Veli Meşe 0, Bursa Spor 3, Karşıyaka 2, 23 Elazığ Futbol Kulübü 0. Ya sonuçlara baktığımız zaman hani iyi takımlar var. İşte hep galip geliyor Bursa, Bornova olsun, evet. Düzce olsun. Yani burada 3 tane takımın da sanırım 0 puanı var. Ya, sanırım Düzce gelecek bu hafta bize. Zor bir maç olacak. Yani Düzce, Çam evet. Düzce Spor evet. Evet. Yani, Silifke iyi transferler yaptı. O bayağı iyi. Yani o playoff'u zorlayabilecek Muş Spor, Kütahya, evet. İşte Bornova, Bursa Spor, Karşıyaka. Ama yani büyük ihtimalle bence Bursa Spor kesinlikle. Evet. Bursa Spor çok favori. Çünkü seyirci avantajı da var. İyi evet. Futbolcular da transfer yapmış. Lobisi de güçlü bir şey. Yani sonuçta Süper Lig'de şampiyon olmuş bir takım. Evet. Hemen puan durumuna dönelim sevgili Mustafa'cığım. Bursa lider. 3'te 3 yapmış. Zaten onun izleyen Bornova'ya bakıyorum. 7 puana sahip. Yine 7 puanlı diğer takımlar Silifke, Karşıyaka, Muş. Düzce 6 puanı var. 2 evet. galibiyet, 1 evet. beraberlik. Bu hafta da Elazığ'a geliyorlar. Yine bilmiyorum ama öyle ben tahmin ediyorum. Düzce ile sanki geliyor. Evet, Düzce geliyor. Evet. Düzce geliyor, evet. Düzce Çam, Düzce Spor. Kahramanmaraş yine 6 puana sahip. Belediye Kütahya 6 puana sahip. Artvin Opa 4 puana sahip. Anadolu Üniversitesi 3 puanı var. 1 galibiyet, 2 mağlubiyeti var. Kırşehir Futbol Spor Kulübü 2 ve 23 Elazığ Futbol Kulübü'nün 2 puanı var. Tokat. Yani bizim 2 beraberlik, 1 mağlubiyetimiz evet. ve burada var. Henüz son galibiyetimiz yok. Yusuf abi 14, 15, 16 işte Ergene Velimeşe, Kuşadası ve Bulvar Spor'un da puanı yok. Evet. Yani burada tabii ki Kuşadası geçen playoff oynayan bir ekipti. Gol atamamışız 3 haftada. Bizim gibi gol atamayan 2 evet, takım daha Kuşadası var. Kuşadası ve Bulvar Spor. Bulvar. Evet. Evet. Onlar Ergene Velimeşe de 1 gol atmış. Anadolu Üniversitesi 1 gol atmış. Evet. Yani burada yani baktığımız zaman sonuçta o bu alttaki takımlarla oynayacağımız maçlar önemli yani. Evet. Onlar çok önemli. Yani sonuçta 3 takımın da şimdiye kadar 3 maçta puan almaması da 23 Elazığ FK Futbol Kulübü için büyük bir avantaj. Yani, ama maddi sorunlarını inşallah çözdükleri takdirde de bu ligde kalıcı oldukları takdirde de bana göre büyük yani bir başarı elde etmiş olurlar. Orta kesinlikle sıralara evet. çıkarız inşallah. Tabii 4 puan oluyor kesinlikle orta yani bu haftada işte dediğim gibi. 5 puan oluyor hocam 2 beraberliğimiz var. 2 tabii 5 puan. Evet. Haftanın maçlarına geçelim sevgili Mustafa'cığım. Evet, haftanın maçları 23 Elazığ Futbol Kulübü, Düzce Cam, Düzce Spor, Artvin Opa Spor, Karşıyaka, Kırşehir, Ergene Velimeşe, Silifke, Kahramanmaraş, Kemerkent, Bulvar, Tokat, Belediye Plevne, Belediye Kütahya Spor, Anadolu Üniversitesi, Kuşadası, Bornova, Bursa Spor, Muş Spor Futbol, evet, Muş Spor Kulübü. Evet, yani şey maçı gerçi kaliteli güzel bir maç olur yani. Çünkü iki takım da şampiyonluğu düşünüyor ve evet. Bursa Spor, Muş Spor maçı. Evet. Biz de taraftarlarımıza seslenelim. Pazar günü maç 15'te Doğu Kent Hıdır Bilek Futbol Sahası'nda oynanacak. Yani gidip takımımızı kesinlikle, desteklememiz evet, lazım. Evet. Yani çünkü orada da bir eksiklik var, tabii. taraftar eksikliği. Geçen hafta hocam sen gelmiştin. Gelmiştim he. Evet. Az seyirci gerçekten çok az geliyor. Evet. Yani doldurması gerekiyor. Biraz daha artması gerekiyor seyircilerin, futbol severlerin. O tür maçlara biraz daha ilgi göstermesi gerekiyor. Ama bu sanırım Elazığ'daki bir alışkanlık yıllarcadır. Öyle çok fazla o tür ikinci bir profesyonel takım maçlarına yani bedava mesela vakti olanlar gelsin gidilmiyor. Gidilmesi evet. gerekiyor. Artı çünkü pazar günü Elazığspor'umuzun maçı da saat 7'de yani. 7'de. Onun için yani. Evet. Belki Giresun maçı hani verilir. Televizyonda hani izleyen arkadaşlar olur. Çünkü o maç saati de denk gelmediği için bence 23 Elazığ Futbol Düzce Çam Düzce Spor maçına mutlaka bence gidilmesi gerekiyor. Evet. Seyircilerimiz ilgi göstermesi gerekiyor. İnşallah yayınlanır Giresun maçı. Bilmiyorum o Giresun maçlarını veren televizyon var mı? Bugün biraz şeyden sosyal medya üzerinden baktım ama fazla kulübün şeyinde göremedim. Yok şey maçını da Van TV verdi. Evet. Giresun Van maçını. Evet.
Bilmiyorum, evet. Elazığ'ın herhalde YouTube sayfası verir Elazığ'ımızın. Yani YouTube sayfasına yayınlarlar. Bir çalışması olabilir. Evet. Çünkü 5000'in üzerinde herhalde bir şey varmış, abone. Geçen hafta sordum. İyi mi hocam? Katıl var ya şeyde. Evet. Ya bir daha fazla olabilir. Daha fazla da evet, olur. Yani Elazığ'ımız için 5000 çok büyük bir rakam değil. Evet. Tabii ki o yavaş yavaş, yani ileriki haftalarda ya iyiye gittiğimiz sürece de o sayı bence artacaktır yani. Evet. İnşallah bir 15 bin, 20 bini inşallah bulur. Evet, inşallah. Orada sayı artarsa kulübede bir gelir oluyor. Tabii, aynı. Çok iyi olur. Buradan söyleyelim. Mutlaka oradan izleyelim. Bakalım, herhalde bu hafta verebilirler. Evet sevgili Mustafa, başka görüntümüz kaldı mı herhalde? Kalmadı. 30 haftadır yenilmiyoruz. Onun evet. Bir şeyi vardı. Bu sosyal medyadan paylaşmışlardı taraftarlarımız. 30 rakamı iyi bir rakam değil mi hocam? Kesinlikle. Ben şeye baktım. Birileri rekor falan yazmıştı. Evet, şöyle bir çok güzel bir görsel yapmışlar. Evet, evet. Onu hemen ekranlarımız izleyicilerimize aktaralım. İyi olmuş. Yani dile kolay. 30 maç az değil bayağı. Evet. Yani burada da gerçekten Bülent Hoca ve ekibini kutlamak gerekiyor ve aynı şekilde yönetimi, yine özveriyle çalışan geçen yıl olsun, bu yıl olsun futbolcu arkadaşlarımızı, tüm Elazığspor personelini kutlamak gerekiyor. Tabii yani ki. 30 rakamı yani az buz değil futbolda yani. Evet. Baktığımız zaman inşallah böyle sayı çok daha fazla yukarılara doğru. Rekor Beşiktaş'taymış, 48 hafta. Baktım 90'lı yıllardı yanılmıyorsam. 90'lı yıllarda 48 hafta en son dönem. Şey mi, Beşiktaş. Metin Feyyaz, Ali Üçlüsü, Gordon Milne dönemi olabilir. Olabilir Gordon o dönemde. O 91-92. Çünkü 3-4 Beşiktaş şampiyon oldu. Evet. İşte o dönemlerde dönem rekor Beşiktaş'taymış. Kadir vardı. 48 hafta bir mağlubiyetleri varmış. Onu da inşallah egale ederiz. İnşallah. İnşallah. Yok yani, bu oyun gerçekten hani güven verdi. Yani futbolcu arkadaşlarımızda da o özgüven var. Evet. Yani o maçlarda daha iyi şekilde konsantre olmamız tabii gerekiyor. Ama bizim işte Giresun, Menemen, arkasından Aksaray'a gidiyoruz. Yani bu üç maç önemli sonuçta. Giresun'u atlattıktan sonra sonuçta o kendi takımlarımıza, yani 6 puanlık maçlara çıkacağız. O maçlar daha net belirleyici olacaktır. Yani o maçlarda da galip geldiğimiz zaman bir anda puan farkı da farklı olabilir. Yani puan farkını da en azından o rakiplerimiz karşısında da puan farkını da açmış olacağız yani. Evet. Yani Giresun'dan inşallah döneceğiz iyi bir puanla. Akabinde içeride Menemen maçında ben stadın artık full dolar full diye olur. Düşünüyorum. Onda sıkıntı olmaz. Aynen. Evet. Onda da full olur. Ondan sonra çünkü Aksaray maçı var. Evet. Ondan sonra Ankara Demir sanırım geliyor. Yani bak, hep o playoff'u zorlayacak ekiplerle maçlar oynayacağız. Evet. Evet. Şimdi hocam, programımızın artık son bir 10 dakikası var. Evet. Onun dışında sizin söylemek istedikleriniz var mı? Ya şunu söylemek istiyorum. Yani ben özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da hani bu futbolun çok fazla gelişmemesi veya işte halen daha Süper Lig bir takımın çok olmayışı, belki tamam Antepspor var Güneydoğu'da ama evet. o da sınırlı sayı, yani bir tane var. Onun dışında bunların nedenini araştırmak lazım. Yani benim düşüncem o. Yani bak, Malatyaspor şey oldu. Sonuçta ismini değiştirdi. Eski Malatyaspor zaten Bal Ligi'nde. Tabii. Düştü. Tekrar yeni Malatyaspor oldu. Tekrar Süper Lig'e çıktı. Tekrar borç batağına düştü. Tekrar. Erzurum keza yine öyle. Baktığınız zaman. Sıkıntılı. Evet, sıkıntı. Yani bu sıkıntılardan kurtulmak için çok ciddi anlamda projeler üretmek gerekiyor. Yani evet. Burada tamam Elazığ spor futbolu seviyor. Gerçekten hani şey, bunun Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'da çok iyi bir şekilde planlama yapıp o yetenekli dediğimiz o gençleri altyapıya testleşme anlamında ciddi eğilimler yaparlarsa asıl o zaman yücelirler. Yani ben onu defalarca söylüyorum. Elazığ sporumuz örneğin 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl
kalsın ya, ligde çok önemli değil. Evet. Bir borçsuz kulüp olsun. Tabii. Testleşme anlamında ciddi atılımlar yapılsın. Çok da zorlamayalım. Bak yani hocam? Mesela testleşme açısından Kasımpaşa, Başakşehir, bak giderek kulüpler müthiş bir şekilde testleşmeye gidiyor. Yani Elazporumuz da bana göre o tesisi, yani kaldıkları barınma yeri çok sağlıklı değil bana göre. Yani onun da artık bir yenilenmesi gerekiyor. Yani onun için yeni bir proje üretip yeni bir binayla sporumuza güzel bir inşa edilip, çünkü çoğu kulüplerin bir baktığınız zaman, testlerini bir gördüğün zaman gerçekten çok çok iyi, üst seviyede. Yani ilk yapıldığında biz müthişti. Ama yani kaç yıl oldu? Iyiydi. Bayağı yani geçti, zaman geçti. Yani. Ve ilk bizim Elazığ eski Atatürk Stadyumu'nun ilk olduğu dönemde de Türkiye'de sayılı statlar arasındaydı ilk. Ama ne oldu? O zamanla geçti. Bak stadımızı değiştirdik. Evet. Artık o tesisin de değişmesi gerekiyor. Ve o tesisleşme anlamında işte orayı ciddi anlamda altyapıya verilebilir. Yeni bir tesis kurulabilir. Orada sahaları çoğaltmamız lazım. 3-4 tane. Yani altyapı gelip başka sahalarda antrenman yapmaması gerekiyor. Hep orada bir tesisse alt yapısıyla, üst yapısıyla mutlaka o tesisin içinde barınmaları gerekiyor. Evet. Ve çevre illerde de onları sağlıklı bir şekilde beslenebilecekleri, dinlenebilecekleri, barınma yerlerini de çok iyi bir şekilde yaptıkları takdirde bu bana göre yani şampiyonluklar gelip geçici, ama öyle bir durum yaptığın zaman, tesisleşme anlamında bir kurumsal yapı kimliğini Elazporumuz kazandığı zaman bu hiçbir zaman unutulmaz. 20 yıl sonra, 30 yıl sonra da değil. Nasıl biz işte Şahin Başkan'ı mesela, tamam belki yollar biraz kötü olabilir ama her baba işi değil. Mesela altyapıyı yapma. Altyapıya eğildi. Altyapıya ciddi anlamda eğildi. Bunu bitirdiği zaman belki biraz sıkıntılar olacak ama bir 20 yıl, 30 yıl sonra hatırlanacak. Niye? İşte altyapıyı yaptı. Ben halen daha Mustafa Temizler mi altyapıyı yapmış? Bak aklımızda yani kaç yıl oluyor. Yani halen daha ondan sonra birçok belediye başkanı gelmiş ama o ilk aklımızda işte. Sanırım Mustafa Temizler ilk altyapıyı yapmış. Buna benzer bu yönetim kurulunun da İşte bir sürü başkanlar gelip geçiyor, ediyor, şampiyon oluyorlar, düşüyorlar, o farklı. Ama böyle kalıcı çözümler üretildiği zaman, işte Elazporumuzu borçsuz bir kulüp haline getirdiği zaman, bir kurumsal kimlik kazandırdığı zaman, altyapıya çok ciddi eğilimler yapıldığı zaman, işte veya dediğim işte çeşitli pilot takımları alarak, yani böyle büyüyerek, Türkiye'de sayılı kulüpler arasına girdiği zaman, o en değerlisi o. Onun için ben yani yönetici arkadaşlarımızın böyle günlükten ziyade orta uzun vadeli düşünmelerini istiyorum. Ona yönelik projeler geliştirmesi gerekiyor. Zor bir şey değil. Yani bir testleşme mutlaka olması lazım. Onu açık ve net söyleyeyim. Yani o mutlaka geçilmesi gerekiyor. Yani bunları yaptığı zaman da inşallah Elazporumuz da büyüyecektir. Sonuçta kulübümüz de büyüyecektir. Ve her şeyle yani büyüyecektir. Kurumsal bir kimliğiyle de büyüyecektir. Yani bunları yapmasını istiyoruz. Yani bu maalesef Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu çok kültüründe yok. Evet. Yani baktığımız zaman burada eksik. Veya geçen öyle düşündüm. Örneğin Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da futbolcu sayımız ne kadar? Bakıyorsun çok az. Antrenör sayımız çok az. Veya TFF'de görev alan Doğu, Güneydoğulu acaba Doğulu var mı? Çok az. Veya işte orada TFF'de görev alan antrenör Doğulu var mı? Hakem var mı? Var mı? Örneğin hakem var mı? Evet. Baktığınız zaman bu paydaşları saydığımız zaman hemen hemen yok gibi veya çok az görünüyor. Yani bunları çoğaltmamız lazım. Bunları yapmamız lazım. Tamam, bizim Elazığ çocuğuna da, antrenörüne de, yöneticine de güvenmemiz lazım. Yani bazen söylemler oluyor. Elazığ, tabii ki biz antrenörlerde, Elazığ'da antrenörlerimizde hatası vardır. Belki kendimizi geliştiriyor. Ama o yöneticilerin de hatası var. Anlatabildim mi? Yani o, bak şimdi bizim Murat Uşkun var. Malatya Spor çok samimi arkadaşım. Bak şu anda Malatya Spor'un durumu kötü. Malatya Spor bugün de Erokan sanırım en son 2-1 mağluptu. Hep mağlup oluyor. Niye? Kötü bir takım. Transfer genç bir ekibi son anda verdiler, ettiler. Şimdi Malatyalı, tamam Murat Uşkun Malatyalı. Özveriyle bak geliyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama ya bir günde iyi olduğu zaman Malatya Spor mesela hiç verdi mi Malatyalı bir hocaya? Yok. O görevi vermedi. Evet. Yani öyle o şey olduğu zaman da, hani kötü olduğu zaman en kötü dönemlerde genelde getiriyorlar. İşte bir Malatya Spor örneğini verdim. Yani ona benzer olaylarda birbirlerine çok fazla güvenmek gerekiyor. İnanmak gerekiyor. Çok üstün görmeden,
Yani herkese açık olmaları gerekiyor. Her türlü eleştirilere açık olması gerekiyor Elazığ'ımızın. Çünkü Elazığ'ımız bir yere ait değil. Veya bir ben buradan hocam şeye bir seslenişte bulunacağım. Şimdi 28 tane son kongrede yönetici hatta 25'ti. İşte ben de gireyim diyenler oldu ve 28 tane yönetici oldu. Şimdi onlara bir görev dağılımı yapıldı. Şimdi biz mesela şu anda belirli gene döndük sanki eski sisteme. İşte başkan var, birkaç kişi var, as başkan var falan. Belirli 5-6 kişi gene bakıyoruz şeyde var. Onun dışındakiler ortada yok. Yani o görev dağılımında görev alan arkadaşlar bir şeyler yapıyorlar mı, yapmıyorlar mı hiç belli değil. Ya da bu bize mi yansımıyor ama bir şeyler yapmış olsa mutlaka bizim de bir haberimiz tabii, olur. Kesinlikle. Yani ben burada oradaki arkadaşlara o ki geldiniz 28 az değil. Tabii yani, kesinlikle. Çok iyi bir rakam. Hatta işte 25 şey olmaz, kimseyi kırmasınlar diye oradaki arkadaşlar 28'e çıkarttılar. Ve bunların gelip bir şeyler yapması lazım. Yani kesinlikle. Bu yönetime destek olması lazım. Yani yazık Ahmet Başkan'a da yazık, öbürlerine de yazık. Tabii. Yani bunların yüklerini hafifletmek lazım ve sizin dediğiniz işte bu tesisleşme, bu kurumsallaşma. Tabii, kesinlikle. Yani bu konularda bu arkadaşların ortaya bir şeyler koyması lazım. Mesela işte abi, şöyle bazen düşünüyorum mesela Türkiye'de çoğu kulüpler hep belediyeye bağımlı. Ya evet, belediyede bir defa bağımsız olmaz. Zaten belediye olması aynı. Kulüp ama olmaz. Olmaması lazım. Yani belediyeden bağımsız olması gerekiyor. Yani şunu söylüyorum. Avrupa'da zannetmiyorum öyle. Yani Avrupa'da şimdi Münih belediye başkanı Bayern Münih'e yardım edecek. Zannetmiyorum. Hani belki yapıyordur da. Sponsor şu bulur ama yani onun esas görevi daha farklı belediyeciliği. Yani onun için bu bir kurumsal kimlik yapı mutlaka olması gerekiyor. Yani burada da güvenilir, bilinen şahıslar, iş adamları gelir alır. Ha iş adamları da çok fazla hani günümüzde ekonomi şartlarında çok büyük paralar, rakamlar verilemez. Vermez de doğrusu. Az verirler. Onun için bizim yani öyle bir kulüp olmamız gerekiyor ki borçsuz bir kulüp olalım ve her şeyle bütünleşip yetiştirici olalım ve yetiştirdiğimiz kulübümüz hem o futbolcularımızdan faydalansın hem de ileride farklı kulüplere o futbolcuları vererek de kazanç sağlamamız lazım. Örnekleri var mı? Var işte rahmetli İlhan Cavcav Gençler Birliği var. Bir ara Antep Spor Celal Doğan dönemi vardı. Yani işte Altınoğlu örneği var. Vardı, yani evet. Veya bir önce Çanakkale Dardanel vardı. Yani evet. Baktığın zaman ve bu tür eylemlere yapan, bu tür işte kulüpler o tür kurumsal yapıya gittiği zaman da hemen hemen hepsi başarılı olmuş yani. Evet. Ama demek ki hocam orada da yine bir eksiklikler kalmış ki onlar da yok oldu. Tabii onlar da belli bir süreden sonra işte bir süreden sonra ama mesela işte kişilere bağlı ya da kişilere mesela, de bağlı olabilir. Evet. Veya çok uzun vadede düşünmüyor. Mesela Avrupa çok farklı düşünüyor ama Avrupa'da ciddi anlamda mesela altyapılara ben geçen bir belgesel izledim. Altyapılarda bütün kulüpler altyapılara müthiş tesisleşme anlamında, maddi anlamda müthiş yatırımlar yapıyor ve bunun karşılığını alıyor. Yani şimdi dünyanın en iyi takımı işte diyelim Bayern Münih, Real Madrid, Barcelona bunlar korkunç bir şekilde altyapıya yardım ediyorlar. Evet. Maddi anlamda da yardım ediyor ve o altyapıdan yetişen futbolculardan da müthiş bir milyon dolarlar kasasına para geliyor. Evet. O yetiştirdikleri futbolcularla hem kendi kulüplerinde oynatıyorlar tabii. Veya başka kulüplere de göndererek milyon dolarlar kulübe para kazandırıyor. İşte Portekiz takımları Benfica olsun, Porto olsun, şimdi Fransa takımları başlamış. Yani baktığımız zaman o tür takımlar, iyi takımlar her zaman altyapısı veya bir kurumsal kimlik üzerine gidiyor. Yani bir kültür meselesi. Şimdi ben geçen Almanya'da bir arkadaşla konuştum. Yani diyor iktidarların, siyasilerin çok fazla Yusuf abi önemi yok. Yani kim gelirse gelsin. Örneğin eğitim kültürü, eğitim şeyi
aynı şekil devam eder. Sağlık alanda aynı şekil devam eder. İşte Ada kurumsal gelse, yapıya oturmuş. Tabii oturmuş aynen bir kurumsal gibi. Bizim Elaspor'un da yani yarın Ahmet gitti, Mehmet geldi. Bu da bir yapı oluşturduğu zaman o şekilde o kültür meselesi tabii o şekilde devam eder yani. Evet. Hocam çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Güzel, gene verimli bir program oldu inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Teşekkür ederim. İnşallah sporum önümüzdeki ben. Hafta Giresun'dan da 3 puanla Elasporumuz döner. Böyle güzel, keyifli programlar yapmaya devam ederiz. Sağ ol, var ol hocam. Siz de öyle. Evet sevgili izleyenler, bir telefinalin de sonuna geldik. Önümüzdeki hafta Elasporumuz yine deplasmanda, Giresun deplasmanda. İçeride 23 Elazığ Futbol Kulübü ise Düzce'yi konuk edecek. Her iki takımımıza da başarılar diliyorum. Ben Yusuf Boydak, tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu haftalar diliyorum. Hoşça kalın.